Sayın Metin Öztürk, ilk konuşmacımız. Buyurun. Sayın Metin Öztürk gelirken pandemi koşullarında yaptığımız bu toplantıda maskelerin takılı tutulmasını, eğer maskesi olmayanlar varsa da divan asistanımız Ebru Hanım'dan alabileceklerini ifade etmek isterim. Teşekkürler. Kıymetli divan başkanım ve ekibi, kıymetli kulüp başkanım ve ekibi, kıymetli Haziran, 5569 Metin Öztürk. Biliyorsunuz en uzun konuşmam 3 dakika, kısaca toparlayacağım. Öncelikle rahmetli babam Süleyman Öztürk'le ilgili tatsız geçen bir konuşmaya anında tepki veren divan başkanım Sayın Aykut Alp Derkan, geçmiş dönem divan başkanım Sayın Eşref Hamamcıoğlu, kulübümüzün geçmiş dönem başkanı Dursun Özbek ve anında disipline sevk eden yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Ben sadece önümüzde bir mali kongre var, tüzükten bahsedildi. Kendi şu an yaşadığım, sizlerin de yaşadığı üzüntüyü paylaşmak istiyorum. Burada inanılmaz başarılara imza atan Faruk Süren başkanımız da burada. Faruk Süren başkanımın yıllar önce net bir demeci var. Galatasaray sıralamada üçüncü ise sonuncudur. Bugünkü durumu anlatmak bile istemiyorum. Seçilirken 5 tane aday seçime girdi. Herkes kendi projelerini anlattı ve genel kurul bu projeler doğrultusunda yönetimi seçti. Ama bugün 7 ayda geldiğimiz nokta, 3 yıllığına gelen hoca 7. ayda kovuldu. Maliyetleri azaltmak için gençleştirme operasyonu yapıldı. 25 milyon euro harcandı. Kulübün mali yükü arttı ve sonra kümede kalabilmek için tornistan yapıldı. Şu an şahsen üzülerek söylüyorum, sahada sıfırız, masada sıfırız, parada sıfırız. Bir 140 milyon eurodan bahsediliyordu, ne oldu bilmiyorum. Şu an herhalde önümüzdeki ay açıklanacak Florya'dan gelen parayla 4 milyar borcumuz tamamen silineceği söyleniyor. Ümidim odur. Daha kızım üye olamadı. İnşallah kayyuma gitmeden üye olmayı becerir. Saygılarımı sunuyorum. Metin Öztürk'e sabahını ekonomik kullandığı için özellikle teşekkür etmek isterim.